Zaman kazanmak için iki kase yemeği aynı mikrodalga fırında aynı anda ısıtmak istiyorsanız, birinin altına ters çevrilmiş bir fincan koyun. Kıymayı dondururken plastik poşeti olabildiğince düzleştirin. Böylece buzun çözülme süresini kısaltabilirsiniz. Uzun şeker paketlerini açmak için üstünden yırtmayın. Ortasından bölün. Bu şekilde elleriniz yapış yapış şeker olmaz. Etrafı da batırmazsınız. Açık bir boya kutusuna lastik bant takarsanız, fırçayı boyaya batırdıktan sonra lastiğe sürerek boyanın kutunun yan kısımlarında birikmesini ve etrafa dökülmesini önlersiniz. Bir pizza kutusunu şu şekilde katlarsanız stand olarak kullanabilirsiniz. Kapağını katlama çizgisinden koparıp 4 kareye de bölebilirsiniz. Pizza dilimleri için mükemmel atılabilir tabaklar elde edebilirsiniz. Dışarıda yerken ya da bulaşık yıkamak istemediğiniz zaman işe yarar. Bir mumu yakmak için bir spagetti çubuğunu kullanabilirsiniz. Böylece elinizi yakmazsınız. Mutfak tezgahında yeriniz azsa çekmecelerden birini çekip kesme tahtanızı üstüne koyun. Gece atıştırmalığınızı ısıtırken ailenizi uyandırmaktan çekiniyorsanız mikrodalga fırının sesini kapatmanın bir yolu var. Elbette her cihaz farklıdır ama bunu yapmanın birkaç yaygın yolu var. En basiti bir ses düğmesi aramak. Mikrodalga fırınınızda bir ses düğmesi yoksa 1 veya 0 tuşuna basmayı ya da basılı tutmayı deneyin. Bir sonuç alamazsanız durdurma ve iptal düğmelerini deneyebilirsiniz. O düğmeleri basılı tutmayı deneyin. Bu da işe yaramazsa kullanma kılavuzuna başvurun. O bip sesini kesecek gizli bir düğme kombinasyonu mutlaka vardır. Kullanma kılavuzu yoksa telaşlanmayın. İmalatçının internet sitesinde dijital bir sürümünü bulabilirsiniz. Uçakta ya da trende telefonunuzu önünüzdeki koltuğa tutturmak için kilitli bir poşet kullanabilirsiniz. Yumurtanın sarısını akından ayırmak için boş bir plastik şişe kullanın. Şişeyi sıkın, yumurta sarısının üzerine yerleştirin ve bırakın. Yumurta sarısı şişenin içine çekilecek. Akıllı telefonunuzu ya da tabletinizi kendinden yapışkanlı plastik askılar kullanarak istediğiniz her yere asabilirsiniz. Kolayca bükülen, yumuşak, dayanıksız sapları olan çiçekler aldıysanız onları pipetlere koyabilirsiniz. Bu, buketin dik durmasını sağlayacaktır. Zorlu kapakları açmak için koli bandı kullanabilirsiniz. Hem de tek elle açılacaktır. Uzun çizmelerinizin içine havuz makarnası parçaları koyarak dik durmalarını sağlayabilirsiniz. Bir bilekliği ya da eski bir çorabın koncunu kahve fincanının elinizi yakmaması için kullanabilirsiniz. Parmaklarınızı ya da elinizi sıcak içeceğin yakmasından korur. Banyoda kullanılan askıları, çantaları, eşarpları, kravatları ya da kemerleri asmak için dolabınıza tutturabilirsiniz. Kolinizin bir ucuna bir pipet geçirerek karışmasını engelleyebilirsiniz. Pipeti taktıktan sonra kapatmayı unutmayın. Kağıt kıskaçlarını kırık klavye ayaklarını onarmak için kullanabilirsiniz. Boş bir süt şişesinin kapağına delikler açarak çiçekleri sularken kullanabilirsiniz. Bir süzgeci buz kovasına dönüştürün. Su deliklerden altına koyacağınız kaseye akar ve kalan buzları kolayca alabilirsiniz. Yapışkan bir bandın ucuna işiniz bitince bir ataş takarsanız daha sonra kolayca açabilirsiniz. Bir plastik şişenin ağız kısmını keserek huni olarak kullanabilirsiniz. Kokusuz diş ipleriyle pastaları, peynirleri ve diğer yumuşak katı gıdaları kolayca kesebilirsiniz. Metal kasalı akıllı telefonlardaki beyaz çizgiler aslında anten şeritleridir. Elektrik sinyallerini radyo sinyaline ve radyo sinyallerini de elektrik sinyaline dönüştürürler. Bir selotape tutacağının kesme kısmına bir paket lastiği takarsanız bant kayıp ruloya geri yapışmaz. Lastiğe de yapışmayacaktır. Kahve kutularını ufak tefek şeyleri saklayacağınız bir kap olarak kullanabilirsiniz. Bir bilgisayar temizleme beziniz veya klavyeyi temizlemek için özel olarak hazırlanan bir şeyiniz yoksa bir pamuklu çubuk kullanabilirsiniz. Çubuğu dezenfektanla hafifçe nemlendirin ve haftada bir veya iki kez duşların arasını temizleyin. Dışarıdan sipariş ettiğiniz yemeklerin yanında gelen soya sosu ya da hardal paketleri biriktiyse onları dondurucuya koyun. Böylece küçük yaralanmalarda kullanacağınız mini buz paketleriniz olur. Plastik buz küpü kalıplarını kol düğmesi, küpe veya tel toka gibi aksesuarları düzenlemek için kullanabilirsiniz. Bularlarınızın seyahatiniz sırasında bavulunuzda kırışmasını istemiyorsanız onları bir kağıt havlu rulosuna sarabilirsiniz. Duş boneleri de seyahatinizde size yardımcı olabilir. Boneleri ayakkabılarınızı sarmak ya da çorapları, bular veya kemerleri ayırmak için kullanabilirsiniz. Çoğu madeni fermuarın içinde gizli bir kilit bulunur. O yüzden fermuarın kulbunu dik bir pozisyonda bırakmamalısınız. Aşağı bastırdığınız zaman otomatik olarak kilitlenir. Bunu sağlayan kulbun altındaki birkaç minik çıkıntıdır.
Anahtar takımınız varsa onları bir kara binaya tutturarak alet kutunuzun içini düzenleyebilirsiniz. Kara binayı kamp malzemeleri satan dükkanlarda bulabilirsiniz. Kara binaya taktığınız anahtar takımını hem bulmanız kolay olur hem de taşımanız. Pringles kutuları spagettiyi saklamaya çok uygundur. Minderlerinizdeki tozu çıkarmak için bir tenis raketi kullanabilirsiniz. Elektrik süpürgesi derinlerdeki tozları alamaz. Minderlerinizi rüzgarlı bir günde dışarı çıkarın, raketinizi alın ve işe koyulun. Jalüzilerinizi bir mutfak maşası yardımıyla temizleyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey maşanın uçlarına bez parçaları bağlamak. Ondan sonra maşayla jalüzinin dişlerini tek tek tutup çekerek iki tarafını da aynı anda temizleyebilirsiniz. Portakalın ilk önce tepesini ve tabanını keserseniz daha düzgün bir şekilde soyabilirsiniz. Sonra bir kenarına kesik atıp kabuğu çıkarabilirsiniz. Kablolarınızı ekmek etiketleriyle işaretleyebilirsiniz. Çoğu iğneliğin yanında kendisine tutturulmuş minik bir iğnelik daha olur. O anda kullandığınız iğneyi kaybetmemek için oraya koyabilirsiniz. Mini iğnelik bileyici görevi de görüyor. Küçük çivileri çakmaya çalışırken çekici parmağınıza vurmamak için çiviyi bir tel tokayla tutturabilirsiniz. Birçok müstakil evin çatısının üçgen şeklinde olmasının nedeni bu şeklin yağmur, kar ve dökülen yaprakların aşağıya kaymasını sağlamasıdır. Yoksa bütün bu şeyler birikse çatınız bir gün çökerdi. Saç lastiklerini düzenlemek için bir tuvalet kağıdı rulosu kullanabilirsiniz. Çoğu çekicin üst kısmında bir oyuk bulunur. Bu oyuk bir çivinin içine güzelce oturması için yapılmıştır. Onun sayesinde çiviyi duvara çakmanız ve parmaklarınızı korumanız çok daha kolay olur. Hoparlörün yanına koyacağınız boş bir çöp kovası, hoparlörünüzü dışarıdaki unsurlardan korumakla kalmaz, sesin gücünü de arttırır. Bölme işareti, pay ve paydanın yerine nokta koyulmuş bir kesir işaretidir. Sıradan bir silgi, klavyenizdeki kir izlerini kolayca çıkarabilir. Koltuk ısıtıcısını açarsanız, büyük ihtimalle pizzanızı eve sıcacık götürebilirsiniz. Pankek karışımını ketçap şişesine koyun. Bu şekilde hem etrafı batırmamış olursunuz hem de mükemmel yuvarlaklıkta pankekler pişirebilirsiniz. Uçaktayken koltuğunuzun üzerinde küçük bir üçgen görebilirsiniz. Böyle üçgenler uçuş ekiplerine pencereden uçağın flaplarını en iyi kontrol edebilecekleri noktaları gösterir. Anahtarlarınızı farklı renklerdeki ojelerle kaplayın. Böylece onları ayırt edebilirsiniz. Golf toplarının yüzeyindeki çukurlar topun kaldırma kuvvetini artırır ve hava direncini azaltır. Yani topun daha uzağa gitmesini sağlar. Takım elbise ceketlerinin sağ tarafındaki fazladan cebe bilet cebi denir. Geçmişte at üstündeki insanların madeni paralarını koyup yol ücreti gişelerinde ceketi açmadan ödeme yapabilmeleri için düşünülmüş. Tren yolculuğu yaygınlaştıktan sonra biletleri ve pasoları koymak için kullanılmış. Pasta kağıdının ortasına bir delik açın ve dondurmanızın çubuğunu oradan geçirin. Kağıt damlaların üzerinize akmasını engelleyecektir. Pasta kağıdını küçük kavanozları kapatmak için de kullanabilirsiniz. Üstüne bir de güzel bir kurdele bağlarsanız elinizin altında hazır bir hediye olur. Termos ilk başlarda kahvenizi sıcak tutmak için icat edilmemişti. Kimyasal maddelerini belirli bir sıcaklıkta güvenli bir yerde tutmak isteyen İskoç bir bilim insanı tarafından yapıldı. Bilim insanı iki şişe aldı ve küçük olanı büyük şişenin içine koyup aradaki havayı vakumladı. Klavyenin F ve J tuşlarındaki küçük çıkıntılar insanların aşağı bakmadan doğru tuşları bulabilmesi içindir. Sıkışan fermuar dişine bir kurşun kalemin ucunu sürerseniz büyük olasılıkla sorunu çözecektir. Bir gömleğin alttaki iliklerinin çoğu dikeydir ama en üstteki ve bazen en alttaki ilikler yatay açılır. Bunun basit bir nedeni var. Bu iki düğme diğerlerinden daha çok açılmaya meyillidir. Yatay ilikler giysinin düğmesinin açılmasına müsaade etmez. İçeceğinizi çabucak soğutmanız gerekiyorsa onu ıslak bir kağıt havluya sarıp dondurucuya koyun. 15 dakika içinde buz gibi olur. Bal mumu kullanarak ayakkabılarınızı su geçirmez hale getirebilirsiniz. Bir paket lastiği kapı mandalının açılmasını engelleyebilir. Kullanılmış bir yapışkanlı not kağıdını hemen atmayın. Önce onu klavyenizin tuşları arasında gezdirin. Çiftlikleri ve kırıntıları topladığını göreceksiniz. Geniş yakalı tişörtlerinizin elbise askılarından kaymasını şönil yardımıyla engelleyebilirsiniz. Şönili askının uçlarına sararsanız giysileriniz bir daha kaymaz. Dişiniz prizden kayıp düşüyorsa dişlerini hafifçe birbirine yaklaştırın. Bu onun daha iyi tutunmasını sağlar. Bir ekmek etiketinin yardımıyla deliğe ayrılan bir parmak arası terliği kolayca onarabilirsiniz. Toblerone logosunda bir ayı var. Bazı botların arkasında birit olur. Bu biritin asıl amacı ayakkabınızı daha kolay giymenizi sağlamaktır. Topuğunuzu bota iterken biriti çekmeniz yeter. Bu biritleri botlarınız kirliyken ya da yıkadıktan sonra kancaya asmak için de kullanabilirsiniz.
Bu sapına sarılan bir streç film, meyvenin bir haftadan daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Çoğu benzin bidonunun biri büyük, biri küçük, kapaklı iki ağzı olur. Büyük delikten benzin doldurmadan önce küçük deliği açmanız gerekir. Böylece sıvının lakır lakır üzerinize ve yere dökülmesini önler. Çöp kutusunun dibine yakın birkaç delik açın. Böylece çöp poşetlerini takıp çıkarmak çok daha kolay olur. Çöp kutusunun poşeti vakumlayarak çekmesini engellemiş olursunuz. Buzlu cappuccino'nuz için dondurulmuş kahve küpleri hazırlayın. İçeceğinizi suyla doldurmamış olursunuz. Düğmeleri kullanarak küpeleri bir arada tutabilirsiniz. Bu taktik seyahatlerde çok işinize yarayacak. Üstelik bu şekilde aradığınız küpenin eşini takı kutunuzda bulmanız kolaylaşır. Temiz ıslak bir süngeri kilitli poşete koyun ve dondurucuda bırakın. Erirken her yere su damlamayacağı için ideal buz torbasına sahip olursunuz. Kağıt mendil kutusu boşalınca atmayın. O kutular içine eşyalarınızı saklamanız için çok uygundur. Mesela plastik poşetleri onun içinde tutabilirsiniz. Çıkarma pimi yanınızda değilse sim kart yuvasını açmak için açılmış küçük bir ataş kullanabilirsiniz. Elinizde limon sıkacağı yoksa bir mutfak maşasını kullanabilirsiniz. Bozuk süt gaz yayar. Klasik süt şişelerinin bir tarafı içe doğru bir bombeye sahiptir. Şişenin içinde gazlar genleşince bombe dışarı itilir. Kağıt kıskacını anahtarlık ya da para klipsi olarak kullanabilirsiniz. Önce kıskacı paraya tutturun, sonra anahtarlarınızı kıskaca geçirin. Ayakkabılarınızın altı çok kayıyorsa bir parça zımpara kağıdını tabanına sürtün. Daha iyi tutunmaya başlar. Hatta ayakkabılarınızı yağmurlu havalarda bile giyebilirsiniz. Plastik bir erzak kabını arabanız için mükemmel bir çöp kutusuna dönüştürebilirsiniz. Küpe gibi küçük bir şeyleri kaybettiyseniz elektrikli süpürgenin ucuna ince çorap geçirin. Makineyi çalıştırın, kısa sürede kayıp eşyanızı çorabın üzerinde görebilirsiniz. Eski bir tükenmez kalemin yayını şarj kablonuzun bükülüp kırılmasını engellemek için kullanabilirsiniz. Bazı soya sosu şişelerinde sıvının her yere sıçramasını engellemek için iki ağız bulunur. Parmağınızla ağızlardan birini sıkıca kapatırsanız sosun akması durur. Parmağı çekince tekrar akar. Şan fıstığını başka bir şan fıstığının kabuğuyla açabilirsiniz. Sıkmalı ketçap şişesi kapağını elektrikli süpürgenin ucuna takarsanız cep telefonunun mikrofonu, klavye ve elektronik cihazlarınızdaki diğer ulaşılması zor yerleri kolayca temizleyebilirsiniz. Bir otel odasında şarjınız biterse televizyonu kontrol edin. Çoğunda bir USB girişi bulunur. Yolun kenarlarındaki tırtıklı şeritler direksiyonda uyuyakalan sürücüleri uyandırmak içindir. Konserve açacağı kılıf ambalajları açmaya çok uygundur. Böylece kazayla elinizi kesmezsiniz. Çoğu beyzbol şapkasının arkasında küçük kuş gözü delikleri olur. Bu delikler başınızın fazla terlemesini engeller. Ayrıca o delikleri kullanarak şapkanın boyutunu da ayarlayabilirsiniz. Size çok büyük geliyorsa deliklerden bir ip geçirip daraltabilirsiniz. Biraz tuhaf görünebilir ama o şapkalar hava rüzgarlı olsa bile başınızdan uçup gitmez. Pantolon askısını ucuz ve basit bir yemek kitabı askısı olarak kullanabilirsiniz. Makasları bilemek için özel bir bileme aletine ihtiyacınız yok. İnce zımpara kağıdını veya katlanmış alüminyum folyoyu kesmek bilemenizi sağlar. Bilgisayar başından kalkacaksanız ama tekrar şifre girip uğraşmak istemiyorsanız bilgisayar faresini analog bir saatin üzerine yerleştirin. Fare saniye kolunun hareketlerini okur ve bilgisayarın kapanmasını engeller. Su kaynayan bir tencerenin üstüne tahta bir kaşık koyarsanız suyun taşmasını engellersiniz. Kahve karıştırma çubuklarında delik olmasının amacı içeceğin direncini azaltmaktır. O delikler çubuğun sıcak suda bükülmesini de engeller. Dolar banknotuna bir bakın. Bir tarafındaki daire içine alınmış büyük harf kağıt paranın nerede basıldığını gösterir. Mesela L harfi San Francisco'da basıldığını anlatıyor. Evet, bu gayet mantıklı. Şimdi kağıt parayı çevirin. Kartalı görüyor musunuz? Burada başka bir sır saklı. Kartal 13 ok ve 13 yapraklı bir zeytin dalı tutuyor. Bunlar ilk 13 eyaleti simgeliyor. Seyahat ederken bütün kablolarınızı saklamak için gözlük kılıfı veya kalem kutusu kullanabilirsiniz. Çoğu şerit metrede küçük bir deliği olan metal bir uç bulunur. O deliği metreyi bir çiviye ya da vidaya tutturarak kimsenin yardımı olmadan ölçü almak için kullanabilirsiniz. Chuck Taylor modeli ayakkabıların yanlarındaki fazladan delikler daha iyi hava almasını sağlar. Fakat o delikler ilk başlarda ayakkabıları daha sıkı bağlamak için kullanılıyordu. Çünkü bu spor ayakkabılar basketbolcular için yapılıyordu. Gazoz kutularındaki açma halkasını çevirirseniz deliğinden pipeti geçirebilirsiniz.
Cips paketlerinin içinde fazla hava olmasının nedeni nakliye sırasında cipslerin ufalanmaması için bir tampon görevi görmesidir. Bu hava aslında oksijen değildir. Öyle olsaydı cipsler çabucak bozulurdu. Üreticiler cipsleri taze tuttuğu için oksijen yerine nitrojen kullanıyor. Garajın duvarına tutturacağınız yarım bir havuz makarnası aracınızın kapısını duvara çarpıp çizmenizi önleyecektir. Çoğu araba bagajının içinde birkaç küçük kanca olur. Torbalarınızı o kancalara asarsanız market alışverişinizin dağılmasını engelleyebilirsiniz. Bu kancaları bazı arabaların ön koltuklarının arkasında da görebilirsiniz. Onları giysilerinizi ya da paket yemek poşetini asmak için kullanabilirsiniz. Banyo lavabosunun kenarına yakın bir delik göreceksiniz. O delik lavabonun taşmasını önlemek içindir. Fazla su sıvı akış borusuna gider ve musluğu açık unutursanız banyonun zemini kuru kalır. Silgileri, mücevherlerinizi, elektronik cihazlarınızı parlatmak ve hatta çıkarılan etiketlerin bıraktığı o can sıkıcı kalıntıları temizlemek için de kullanabilirsiniz. Silgi, kirlenen süeti temizlemeye ve duvarlardaki lekeleri yok etmeye de yarar. Halılarınızın sürekli kaymasını engellemek için cırt cırt bantlarını kullanabilirsiniz. Bandın bir parçasını yere, diğerini de halıya tutturmanız yeter.